siz hoş geldiniz ne biz de hoş bulduk. Şu anda daha önce söylendiği gibi içeride 74 kişi tutuklu olarak tutuluyor artık az önceden beri. 78 kişi tutuklandı, bunlardan 4 kişi bırakıldı, 74 kişi tutuklu tutuluyor. Rehin tutuluyor, tutsak tutuluyor. 1 Mayıs'ta AYM'nin açın dediği, anayasanın açın dediği, tarihimizin açın dediği Taksim Meydanı'nı kapattılar ve o Taksim Meydanı'na yüzünü dönen herkesin bir cezamı başlattılar. Şu anda tutuklananlar da, daha önce tutuklananlar da ipe sapa gelmez. Ne yatarı olan, ne sicile işleyecek olan suçlardan içeride tutuklu var. Bunlardan öğrenciler var, işçiler var, çoluk çocuk sahibi insanlar, anne babalar var. Bu insanların gözlerinin içine bakmadan, 5 dakika durup beklemeden tutuklama kararlarını verdiler. Geçen sefer de söylemiştik, yine söyleyelim. Savcı tutuklamaya göndereceği gençlerin gözlerinin içine bakmaya tenezzül etmedi. Yine 9 tane yukarıda savcı görevlendirdi. Kendisi bir kişinin bile ifadesini almadı. Suç ceza hakimliklerine sevk etti. Suç ceza hakimliklerinde hakimler ifadeleri doğru düzgün dinlemeden, ifade dinlenmiş gibi yaparak, önlerindeki kağıtlara kafalarını eğerek dinlediler. Yalandan en son hakim 2 dakika bile ara vermeden karar açıkladı. Üzerine düşünmedi bile. Bizim ne savunma yaptığımız, karşısındaki insanın kim olduğu, ne yaptığı önemli değil çünkü. Neden böyleydi? Neden kafalarını önlerindeki kağıtlara gömdüler? Neden biz kafamızı kaldırıp onların gözlerinin içine baktık? Çünkü haklı olan biziz. Doğruyu yapan da biziz. Hakkı hukuku savunan da biziz. Haktan, hukuktan geçenler, hakkı hukuku terk edenler, adaletin peşinde koşanlara cezalar yardıranlar işte bu arkamızdaki Adalet Sarayı'nın içinde oturuyor. İçeride ifadesi alınan, salı gününden beri tutuklu bulunan, 1 Mayıs gününden sonra tutuklanan, gözaltına alınan, baskılarla sindirilmeye çalışılan bütün yoldaşlarımızın, bütün dostlarımızın alnı ak, mücadelesi tertemiz. Bu Çağlayan Meydanı bizleri çok iyi tanır. İstanbul'un, Türkiye'nin bütün sokakları, meydanları, devrimcileri çok iyi tanır. Bizler bu basın açıklamasını burada sona erdiriyoruz. Ancak ülkenin her bir tarafında yoldaşlarımızın verdiği mücadelenin sesini yükseltmeye, bu mücadeleye omuzunu katacak insanları bulmaya, mücadeleyi büyütmeye devam edeceğiz. Yaşasın mücadelemiz, yaşasın irademiz. Bu daha başlangıç. Mücadeleye devam! Bu daha!